Eski çiftlik evimizi restore etmek için tuttuğum marangoz, işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç gelmesine sebep olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü arabası çalışmayı reddetmişti. Onu evine götürürken yanımda adeta üzgün bir heykel gibi oturuyordu. Evine ulaştığımızda beni ailesiyle tanışmam için davet etti. Eve doğru yürürken bahçesinde bulunan küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu. Dalların uçlarına iki eliyle dokundu. İlginçti. Kapı açıldığında adam şaşırtıcı bir şekilde değişti. Yanık yüzü, üzgün yüzü tebessümle kaplandı. İki küçük çocuğunu kucakladı ve eşine bir selam verdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde ağacın yanından geçerken merakım daha da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum. Anlattı. O benim dert ağacım. Elimde olmadan işimde bazı problemler çıkıyor. Şundan eminim ki onlar evime, aileme ait değil. Bunun için hepsini her akşam eve girerken ağaca asıyorum. Sabahları tekrar onları alıyorum. Ama komik olan ne biliyor musunuz? ertesi sabah onları almaya gittiğimde astığım kadar büyük olmadıklarını görüyorum. Değerli dostlar, siz de kendinize bir dert ağacı edinin. Ağaç bulamazsanız kapınızın tokmağını deneyin. Ama eve girmeden önce dertlerinizi, sıkıntılarınızı kapının eşiğinde bırakın. O vakit ev size daha huzurlu gelecek, hayat daha yaşanılabilir olacaktır. Sevgili dostlarım, bu haftaki öyküden hisse programımızda kıymetli dostum, Kadim Hatıralar kitabının yazarı Nurhan Cihan'ın Cihan kitabından e, bir öykü seslendirdim size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlaka bir hisse de almışsınızdır. Gelin o hisseyi aşağıya paylaşın ya da yorumlarınızı paylaşın lütfen. Çünkü bu hafta yorum yapanlardan bir kişiye kıymetli dostumdan imzalı olarak Kadim Hatıralar kitabını hediye etmek istiyoruz. Bakalım kime rast gelmiş olacak? En çok yorum alan, en çok beğeni alan yoruma bu hediyeyi vereceğiz efendim. O yüzden lütfen yorumlarınızı olabildiğince aldığınız hisselere göre güzel bir şekilde yapmaya çalışın ki daha çok beğeni gelsin. Kitabı da siz hak etmiş olun inşallah. Bunun haricinde her hafta böyle bir kitap hediye etmeye çalışacağız. O yüzden lütfen takipte kalın bizi. Şuradaki zil simgesine tıklayın ki öyküler yüklendiğinde hemen bildirimler size ulaşsın. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Öykülü günler dilerim.